Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibine tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila qiyamu yevmiddin. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Allah'ın rahmet, mağfiret, bereket dolu ayı yüz tuttu. Ramazan ayının ilk gününü derk etmekteyiz. Bu ayın maneviyatından, bu ayın bereketinden istifade etmek için öncelikle birkaç hatırlatmaya, birkaç konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Ramazan ayında oruç tutanlar güzel ahlaklı olmalıdır. Oruçlu, kötü ahlak, kaba, haşin davranışlardan uzak durmalıdır. Ve önemli olan da aç ve susuz olup tebessüm göstermektir, tebessüm etmektir. Etrafa güzellikler saçmaktır. Oruç ibadeti içinde riya olmayan bir ibadet olmalıdır. Oruçlu desinlerden, riyadan, gösterişten kaçınmalıdır. Eğer bunlardan kaçınır ise Ramazan ayının maneviyatına, manevi etkilerine ulaşabilir. Yüce Allah oruç ibadeti hakkında diğer ibadetlerden farklı olarak şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı orucu bana aittir, benimdir. Mükafatı ise bana aittir. Böylesi büyük bir ibadetin, böylesi değer yüce bir ibadeti derk etmişizdir. Oruçlu olan birisi etrafına ve etrafında olup bitenlere duyarlı olmalıdır, haberdar olmalıdır. Örneğin sile-i rahimden gaflet etmemelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Silu arhamekum velov bisselam. Sile-i rahim edin bir selamla da olsa. Akrabalarımızı, eşimizi, dostumuzu bir telefonla, bir mesajla arayıp halını hatırını sormaktan gafil olmamalıyız. Ramazan ayı geceleri akrabaları ziyaret etmek, durumlarından haberdar olmak, yardımlaşma ve hayır duygu ve hissini oluşturmalıyız. Bunu bir ibadet haline getirmeliyiz. İnsanlar bir araya geldiklerinde Ramazan ayında uykunun ibadet, alıp verilen nefesin tesbih olduğunu düşünürse, tefekkür ederlerse Ramazan ayının maneviyatına yöneleceklerdir. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in baharıdır. Kur'an'la, Allah'ın kelamıyla, vahiyle içli dışlı olma ayıdır. Ayetleri anlamaya, tedabbur etmeye gayret gösterilme ayıdır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette kıraattan söz edilmiştir. فَقْرَعُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Bunun mukabilinde Kur'an-ı Kerim'de dört yerde, dört ayetinde tedabbur ve tefekkürden söz edilmiştir. اَفَلَا يَتَتَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? اَفَلَا يَتَتَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Tedabburla tefsir farklı şeylerdir. Tedabbur hakikatta kalbin işidir. Muhatap şahısın kendisidir. Ayet tilavet ettiğimizde kendimizi muhatap almalıyız. Tefsirde ise aklın ve fikrin düşüncenin işidir. Tefsirde lugat, ulumu Kur'an, fıkıh ve usul öğrenilmelidir. Bunda muhatap insanların genelidir, tüm insanları kapsamaktadır. Tarihe müracaat ettiğimizde tedabburun örneklerini rahat bir şekilde ashabın içerisinde görebilmekteyiz. Ebu Eyyub el-Ensari'nin tedabburu
çok manidar, çok dikkat çekicidir. Ebu Eyyub Ensari Kur'an tilavet ediyordu. Bu ayeti tilavet ettiğinde sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Bu ayeti tilavet etti. Ayeti tilavet ettikten sonra peygamberin yanına geldi. Ya Resulallah, ben filan yerdeki bulunan hurma bağımı, bahçemi çok seviyorum. Onu Allah yolunda infak etmek istiyorum. Resulullah nedenini sordu. Niçin onu infak ediyorsun? Şöyle dedi, ya Resulallah, Kur'an tilavet ediyordum. Şu ayeti kerimeye vardım. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadığınız sürece asla iyiliğe erişemezsiniz. Ya Resulallah, ben bunu çok seviyorum. Allah yolunda sevdiğim şeyden infak ediyorum. Ve şu ayeti kerimeye amel etmek istiyorum. Ebu Eyyub Ensari'nin hakikatta bu ameli tedabburdur. Tedabburu neticesinde bu amele ulaştı. Şeyh Abbas-ı Kummi'nin tedabburuna baktığımızda, merhum Şeyh Abbas-ı Kummi Yasin suresini okuduğunda, şu ayete ulaştığında, hazihi cehennemu lleti kuntum tu'adun, budur o cehennem ki size vaat edilmiştir. O kadar ağlıyor ki, o kadar ağladı ki artık tilavet edemedi. Kur'an okumaya devam edemedi. Üç şey Allah Azze ve Celle'ye şikayette bulunacaktır. ثَلَاثَتُونَ يَشْكُونَ اِلَى اللّٰهِ اَزَّ وَجَلَّ Şu üç şey kıyamet günü Allah'a şikayette bulunacaktır. مَسْجِدٌ خَرَابٌ لَا يُسَلِّ ف۪يهِ اَهْلِهُ Harabe olmuş mescid, içinde namaz kılınmayan mescid, komşularından şikayetçi olacaktır. وَعَالِمٌ بَيْنَ الْجُحَالِ Cahiller arasında kalmış alim, İlminden istifade edilmeyen, kadir kıymeti bilinmeyen alim kıyamet günü Allah'a şikayet edecektir. Ve mus'afu mughallagun kad waqa'a aleyhil gubar la yuqra'u fihi. Evin bir köşesine bırakılmış, raflarda tozlanmış o tozlu Kur'an Allah Azze ve Celle'ye şikayette bulunacak. Rabbim beni bir köşeye atıp tilavet etmediler. Açıp bakmadılar. Kur'an'ı anlamanın zeminelerini oluşturmamız gerekiyor. Tedebbür hakikatta Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ın manalarının içinde olmaktır. Kur'an'ı anlamanın zeminelerini nasıl oluşturabiliriz? Bir, Kur'an'a marifetle. İnsan ilk başta Kur'an'ı tanımalıdır ve bilmelidir ki bu Allah'ın kitabıdır. Bu Allah'ın sözleridir ki peygamberinin vasıtasıyla bize ulaşmıştır. Bu kitap ilahi emirleri içermektedir. İki, Kur'an'a tazim, yani Kur'an'a saygı duymak. Kur'an'da tedebbür etmek isteyen birisi ilk olarak Kur'an'a saygılı olmalıdır. Ona ihtiram göstermelidir. Tazim ve ihtiramın kendisi de bir nevi tedebbürdür. Üç, sabır ve tahammül. Tedebbür ayetler üzerinde sabır ve tahammülü gerektiriyor. Dönüp dönüp bazen okumakla gerçekleşiyor. Anlamadığında dönüp dönüp okumak. Por teveccüh, dikkatle okumak. Örneğin, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ dediğimizde, her gün namazlarımızda gazaba uğramışların da değil dediğimizde, ayetini okuduğumuzda biraz tefekkür edelim. Kimler gazaba uğradı? Kimler Allah'ın gazabına uğramış? Tarihin sayfalarına müracaat edip, niçin uğradılar gazaba? Bunun üzerinde düşünmektir. İnsanlara eziyet edenler, dedikodu edenler, hakka hukuka riayet etmeyenler, dinde itaat etmeyenler gazaba uğramıştır. Dört, temizliktir. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor. La yemessuhu illel mutahharun. Ona temiz olanlardan başkaları dokunamaz.
Kur'an'da tedabbur için iki taharet ve temizliğe gerek vardır. Zahiri temizlik, yani abdestli olmak, boy abdestin yoksa boy abdesti almak. Batini temizlik ise haset, kin, nefret, gurur, kibirden ve bu gibi hastalıklardan ruhu temizlemektir. Ruh bu gibi hastalıklardan temizlendiğinde Kur'an'da tedabbur, Kur'an'ı anlamaya yolları açılacaktır. Mübarek Ramazan ayındayız. Gecelerinden, gündüzlerinden, saatlerinden istifade edip dua edelim. Allah bize tedabbur etmeyi, Kur'an'ı anlamayı nasip eylesin. Ve bu uğurda zahmetleri bize kolaylaştırsın. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.